Şimdi İran'a karşı bölgesel dinamiklere baktığımızda, yani bahsettiğin şablon zaten 3 aşağı 5 yukarı oturmuştu. Yani buradan daha ciddi bir kutuplaşma çıkacağını zannetmiyorum. İran'ın zaten bölgedeki faaliyetleri Suriye üzerindeki, Irak üzerindeki, Yemen üzerindeki, Lübnan üzerindeki nükleer konudan bağımsız gelişen faaliyetler. Yani mesela İran'ın konvansiyonel anlamda devrim muhafızlarıyla veya Hizbullah üzerinden gösterdiği etki gerek Suriye'de gerek Yemen'de mevcut kalacak. Zaten bir de füze ve balistik konularda yani gene nükleer konu dışındaki askeri gücü konusunda da İran oldukça ciddi yatırımlar yapıyordu. O nedenle bence nihayetinde bu İran kararına sadece bölgesel dinamikler açısından değil, Amerika içi politikalar açısından da bakmak gerekiyor. Yani Amerika'da bu mesele Trump'ın kendini Obama'nın dış politikası dışında konumlandırdığı bir meseleydi. Ta kampanya sırasından itibaren İran'la olan anlaşma tarihin en kötü anlaşması diyerek bunu bir iç politika malzemesi haline getirmişti. Dolayısıyla Trump açısından içeride şu anda zorluk yaşarken onu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Rusya konusunda son derece köşeye sıkışmış durumda. Trump Amerikan iç politikasında soruşturma nedeniyle sorgu vermek, sorguya katılmak ve sorulara cevap vermek zorunda kalabilir. Bütün bunlar varken İran meselesinde dış politikaya yönelik bazı adımlar atıyor olmak Trump'ın elini güçlendiriyor. Kudüs zira böyle bir mesele. Ama dış politikaya baktığımızda İran meselesi bence bölgesel konulardan çok şu anda Kuzey Kore ile masaya oturmakta olan Amerika'yı inandırıcılık zaafına uğratıyor. Çünkü Kuzey Kore ve Güney Kore şu anda bir anlaşmaya doğru gidiyorlar. Amerika bu anlaşmanın içine girecek. Amerika çok önemli. Ve bir anlaşmaya vardıklarında Kuzey Kore ve Güney Kore diyebilir ki başka bir başkan geldiğinde şu anda Trump'ın yaptığı gibi Obama'ya karşı bu anlaşmayı feshedebilir. Yani Amerika'nın bir şekilde bu pacta sunt servanda dediğimiz uluslararası anlaşmalara bağlı kalma prensibinden uzaklaşması dış politikada ve özellikle yaklaşan Kuzey Kore meselesinde inandırıcılığını kaybettiriyor.